طريقة الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل insan oğluna iyiyi de göstermiş, kötüyü de göstermiş, haramı da göstermiş, helali de göstermiş. İnsanoğlu kendi kafasına göre, kendi düşüncesine göre haramı, helali yapamaz. İyi kötüyü olabilir, iyi zanneder, iyi kötü zannedebilir ama onda zarar dünyadadır. Ama haramı helal saymak o insana günah olur, sevapları gider, ceza görür. Ondan daha şey, helali, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram saymak. Kendi düşüncesine göre ya toplumun vaziyetine göre olabilir. Kendi her türlü haramı yapıyor. O bir şey değil ama kalkıp da başkası helal bir şey yaptı mı sen günahtır bu demesi. Sen kimsin? Senin haddine mi Allah'ın helal kıldığı şeyi haram kılmak büyük günahtır. Ona cezasını Allah verir onun. Çünkü din bellidir. Şüpheli şeyler var. Onlara da fazla yaklaşmayın diyor Peygamber Efendimiz. El helal beyin ve haram beyin. Allah göstermiş, söyletmiş Peygamber Efendimiz'e. Kur'an'da hükmünü vermiş. Kalkıp da ondan sonra helal olan şeyi sen ben yok bu haramdır yapmayın. Bunu yapan çok var. Bu her tarafta. Kendi kafasına göre bu haramdır sakın yapmayın. Yok ya bu helaldir. Allah helal kılmış insanlara yapmasını helal kılmış. Sen kalkıp da o helal olan şeyi haram deyip hem insanlara zorluk çıkarıyorsun hem fetva veriyorsun. Fetvayı verecek insanlar hocalar da bile değil. Hocanın fetva verecek insanlar ayrıdır. Hoca imamlık yapar, şey yapar. Fetva verilecek olduğu vakit müftiye sorması lazım. Bunun fetvası nasıldır? Bu nasıl olur diye fetva verirlerdi Osmanlı zamanında. Şimdi de verebilirler zannedersem. Şimdi müftiler var. Ama kendi kafana göre dediğimiz gibi hoca bile fetvayı veremez imam. O nerede kaldı ki normal insan hem de haramla başından aşağı kadar haramla yaşıyor. Ondan sonra kalkıp da millete daha fazla hiç olmayan zorlukları çıkarıyor. İster namaz kılsın, ister kılmasın. İstediği kadar ister imam olsun, haramı, helalı haram sayması ona vebaldır. Ona dikkat etmek lazım. Her türlü zaten yapmışsın, baştan aşağı günahkarız hepimiz. Ondan sonra da
Allah ne yaptı? Helalı haram yapmak akıl dışı değil. Allah bizi yarattı, her şeyi bilen O'dur. Bize münasip olan yapabileceğimiz şeyleri helal kıldı. Kötü şeyleri de haram kıldı. Ona dikkat etmek lazım. Kendi faydamız için. Allah'ın bir ihtiyacı yok. Hiçbir zerre kadar sen istediğin kadar haram yap, istediğin kadar helal yap. Allah'a bir tesiri yok. O yaratıcı O'dur. Senin faydan içindir. Allah hepimize akıl fikir versin diyelim ki yaptığımız işleri düşünerek yapalım. Hemen konuşmak iyi değil. Soru sorduğu vakit bilirsen, eminsen söyleyebilirsin. Yok değilsen bakman lazım. Müftiye sorman lazım. Alimlere sorman lazım. Alimlerin dediği gibi de sınıflar var. Osmanlı zamanında hepsini ayrı ayrı yapmışlardı. İslam'ın da çünkü son İslam devleti Osmanlı'dır. Fetva veren merci başka, hocalar başka. Allah doğru yolu göstersin hepimize inşallah. Amin. Ve minallahi tevfik. El Fatiha.